Anis Hanımcığım, az önce idrar kaçırmadan bahsettiniz. Peki idrar kaçırma ile ilgili de bizleri biraz bilgilendirir misiniz? İdrar kaçırma, biraz önce bahsettim aslında, miyomunda yani büyüyen miyomlarda idrar torbasına miyomun bası yatmasıyla istemsiz bir şekilde idrar yapılması durumu. Erkek ve kadınlarda aslında miyomdan bağımsız olarak kadınlarda ve erkeklerde başka sebeplerle idrar kaçırma çok sık karşılaştığımız bir hastalık. Bizim konumuz kadınlarda idrar kaçırma. Kadınlarda idrar kaçırmanın bazı şekilleri var. Bunlardan bir tanesi bizim stres inkontinans dediğimiz. Öksürerek, hapşırarak ya da merdiven yürürken ya da ağır bir şey taşırken istemsiz olarak idrarın kaçması durumu. Buna stres inkontinans deniliyor. Mesane boyunun yani idrar torbası boyunun yer değiştirmesine bağlı, doğumlara bağlı veya cerrahiye bağlı, ameliyatlara bağlı mesane boyunun yer değiştirmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Onun dışında aşırı aktif mesane hastalığı dediğimiz bir problem var ki kadınlar genellikle bu sıkıntıyla gelir bize. Hasta idrarının geldiğini fark etmez, birden gelir ve ya lavaboya yetişemez ya da yetişinceye kadar kaçırır. Bu sebeple hasta kadınlar evlerinden çıkamaz hale gelirler, komşuya gidemez hale gelirler, uzun dışarı çıkmalarından önce su içmeyi keserler ve sosyal yaşamları gerçekten çok kötü bir şekilde etkilenmeye başlar. Buna da aşırı aktif mesane sendromu diyoruz. Bunun dışında bazı hastalıklarda, özellikle omuriliği tutan bazı hastalıklarda nörojen mesane denilen bir hastalığımız var. Bu daha çok nörologların veya beyin cerrahlarının ilgilendiği bir konu. Bu hastalarda da istemsiz fark edilmeden idrar kaçırmayla karşılaşabiliyoruz. Bizimki ilk ikisi yani aşırı aktif mesane sendromu ve stres inkontinans kadın doğumcuların, ürojinekologların ilgilendiği konular. Bu çok önemli. Hastalarımızı bu konuda mümkün olduğu kadar aydınlatmamız gerekiyor. Çünkü bunun bir kader olduğuna inanıyor Türkiye'de Ama kadınlar. değil, kader değil. Tabii ki kader değil. Tedavisi Yani bu var. tedavisi var, ilaçla tedavisi var, cerrahi tedavisi var, çok kolay prosedürler, çok kolay ilaç kullanımları mutlaka bir doktora uğramaları gerekiyor.